Ve karşılaşma başlıyor sevgili seyirciler. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenleniyor bu organizasyonlar. Yaş kategorilerine göre değişiklik gösteriyor. Bu arada zarif hareketlerle sıyrıldı Hüseyin. Ceza alanı dışı Hüseyin ve top ağlarda çok şık bir gol. Bir anda 3. dakikada öne geçiyor İstanbul Bayrampaşa Tuna Anadolu Sağlık Lisesi. İşte Hüseyin sol ayağıyla sert vuruyor ve top ağlarla buluşuyor. Vurabilir Volkan Pala. Volkan geliyor. Volkan vuruyor son anda Berk. Şimdi işaret geldi. Atış kullanılıyor ceza alanına doğru. Kafa vuruşu Mert son anda. Köşe vuruşunu hemen Bartu'ya aktardı pasını. Bartu orta ceza alanı. Kafa vuruşu ikinci gol. Farkı 2'ye yükseltiyor. Çetin o noktada kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. 29. dakika. İkinci yarıya Manisa Spor Lisesi başlıyor. Uzun bir top ceza alanına. Doğan yetişebilecek mi? Doğan ceza alanı. Şut kaleci Berk. Gol şansı olabilir. Melik geliyor. Melik vuruyor. Top dışarıda. O gün top kaybı. Adem'de kaldı top. Ardından uzun bir top ceza alanına doğru. Doğan hareketlendi. Kart çıkacak. Kırmızı kart çıkacak büyük bir ihtimalle. Evet, kırmızı kart. Ömer net gol şansını engelledi. Doğan'ı düşürdü ve kırmızı kart görüyor. Gökcan geliyor. Gökcan vuruyor ve gol. 3-0. Gökcan'ın golü. İstanbul Bayrampaşa Tuna Anadolu Sağlık Lisesi. Artık gözler karşılaşmanın hakeminde ve Mehmet Himyeri son düdüğü çalıyor. Manisa Spor Lisesi karşısında İstanbul Bayrampaşa Tuna Anadolu Sağlık Lisesi 3-0 kazanıyor. 3. dakika Hüseyin, 29. dakika Çetin ve 70+3'te Gökcan'ın attığı gollerle Genç Erkekler Türkiye birinciliğinde